Çok enteresan zamanlar dedik. Aslında kelimenin tam anlamıyla öyle bir şey yaşıyoruz ki birlikte 100 yılda bir yaşanacak bir şeyi beraber yaşıyoruz. Şimdi ben 100 yıl öncesine gidip baktığımızda işte değil mi, Birinci Dünya Savaşı'nı biliriz, işte Kurtuluş Savaşı'nı biliriz ama İspanyol gribini falan ben kendi adıma söylüyorum, ben bilmiyordum yani. Halbuki şimdi okuyunca neredeyse İspanyol gribinin Birinci Dünya Savaşı'nı biten unsurlardan bir tanesi olduğunu okuyoruz. Ama ben burada işin o grip kısmından daha çok bizim bu topraklara gelmek istiyorum. Bakın bu topraklar işte 1918-1920'de yaşanmış bu İspanyol gribi. Ardından malumun Kurtuluş Savaşı ile beraber bu topraklarda Cumhuriyeti kurmuşuz. O yüzden de size de şunu söylemek istiyorum daha hemen sunumun başında. Gelin bu havayı dağıtalım. Gelin biraz da bizim dünyamız da kırmızı ama gelin bu havayı dağıtalım ve biz gene bir 2023'e gidelim. Bize atamızın çizdiği o ülkeye gidelim. Muhasır medeniyetler seviyesine gelme ülküsüne. Dolayısıyla bizim çok daha fazla çalışmamız lazım. Kuyruğu dik tutmamız lazım. Kesinlikle böyle kederlenip kendimizi gerip kasmak yerine tam tersine fırsatlara bakmak ve geleceğe bakmak lazım. Şimdi bu topraklarda fırsatlar, bu topraklarda işte gelecek demişken, şimdi böyle bir Amerikan terminolojisiyle karşınıza çıkmak istedik. Bunu çok duymuşsunuzdur okulda, birçok sunumda, özellikle son zamanlarda işte bu kadar. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity'nin açılımı. Ne diyor yani? Her şey daha muğlak, her şey daha belirsiz, karmaşık ve her şey çok daha oynak. Peki bu topraklar zaten böyle değil miydi? Bizim zaten belki de dünyaya baktığımız zaman en önemli, bana göre başarılarımızdan bir tanesi krizlerle yönetim becerimiz değil mi? Adaptasyon becerimiz değil mi? Dolayısıyla sadece mesela hani bir üniversite dönemini 4 yıl diye düşünecek olursak, bu ülkenin son 4 yılına bir baksanız, hani 2016'dan bu yana biz neler yaşadık? Ne değişkenlikler, ne belirsizlik, ne karmaşa yaşadık? O yüzden hemen sunum başında şunu söylemek istiyorum. Mezun olacaksınız. Şu an bir sürü okula gidemiyorsunuz. Benim de üniversitede okuyan bir oğlum var. Okula gidemiyorsunuz. Sizi de çok sıkan gelen deneyimler yaşıyorsunuz. Ama şunu asla unutmamak lazım. Biraz sonra bir takım değişimlerden konuşuyor olacağız. İnsanlık tarihinin en büyük değişimlerin içerisindeyiz ve bu bize çok büyük fırsatlar sunuyor. Ama günün sonunda ortada bir sağlık krizi var, hiç şüphe yok ki. Ben buradaki rakamların üzerinden tek tek geçmeyeceğim. Burada bir de şunu söylemek istiyorum. Aslında özellikle tabii ülkemizde de biraz hani bu Eylül'le beraber bu iş keşke biter, okullar açılır. Üniversitede bir oğlum var ama 3 çocuk babasıyım aynı zamanda. Şimdi kızlar, herkes de evde, tekrar eve kapandılar. Hiç böyle ummuyorduk tabii, yaz aylarını böyle geçirmemiştik. Ama bakın görün, ben genellikle bu Covid Visualizer diye bir yerden takip ediyorum. Dünyada ki Covid ile ilgili istatistikleri. Bütün dünya şu an bu durumda. Yani şu an vaka sayısı 30 milyona gelmiş durumda. Vefat sayısı maalesef 1 milyona dayanmış durumda. 7 milyonun üzerinde aktif vaka var falan. Dolayısıyla bütün dünya şu an bu sorunla uğraşıyor. Ama bir yandan da artık öyle bir noktadayız ki görüyorsunuz, ekonomileri kapatmadan bu salgınla mücadele etmenin hepimiz yollarını arıyoruz ve sonuna kadar da ekonomi kapatmanın seçeneğinde bütün ülkeler sonuna kadar da belli ki zorlayacak. Ekonomi kapatmaktan kastım ne? Karantina. Şimdi bizim bu Mart'ın ortasında bu virüsün Türkiye'ye gelmesini takiben, burası bizim Esentepe'deki genel müdürlük binamız. Burada yaşadıklarımızı çok böyle kısaca anlatmam gerekirse, hemen bu bina arkadaşlar 4500 arkadaşımızın yaşadığı binayken çok hızlı bir şekilde bu binayı boşalttık. Ve 2 hafta içerisinde o 4500'lük bu bina nüfusu neredeyse 200'lere indi. İşte uzun bir süreden beri de böyle 400'ler, yani %10'lar 400-500 arasında seyrediyor. Bunu da yeni normal denmeye başladı biliyorsunuz. Hakikaten hemen hemen hepsi oldu karantina günlerinde. Hepimizin yaşadığı farklı deneyimler vardı hiç şüphesiz ki. Bankacılık diye bakacak olursak temassız işlem adedi misli misli arttı. Öbür taraftan bayramlar, seyranlar, sosyalleşmeler o karantina zamanlarında değişti değil mi? Bayramlaşmayı bile Zoom'da, FaceTime'da, WhatsApp'larla yaptık. Hayatımıza şu anda da olduğu gibi Zoom diye bir şey girdi. Zoom'un bir iki rakamından da vereceğim. Ve bakın bu aşağıda sağ alt köşedeki ofis binası da bizim ofisimiz. Dedim ya işte 4500-200'lere indi diye. Ofisler tabii boşaldı. Bu öyle bir süreçti ki arkadaşlar, duygusal açıdan. Hem evdekiler tabii ki zorlandı. Kimisi çocuklarının aynı zamanda eğitimiyle ya da belki yaşlı aile büyüklerinin sağlıkları ve tedirginliklerle geçirirken bazılarımız buraya geldik. Ama emin olun burada da çok ciddi dertler, duygusal anlamda çok ciddi iniş çıkışlar yaşadık. Burası bizim
bizim insan kaynaklarının katı. Normal koşullarda biz burada 80 kişilik bir ekibiz. Karantina günleri içerisinde gün geldi ben tek başıma olduğum günleri bile hatırlıyorum. Bu kadar böyle sizi baskılayan bir süreç ki. Zoom'dan bahsetmiştim. Bakın işte diyoruz ya bu değişimler sizlere de bir sürü fırsatlar sunacak. İşte bu tarafından bakmak lazım diye. Bu Zoom hayatımıza evet pandemiyle tam olarak böyle kökünden hayatımıza girdi, sarstı bizi. Halbuki o kadar da yeni bir uygulama değil. Çok daha önceden beri var olan bir uygulama. Bakın yıl sonunda 10 milyon kullanıcısı varken pandeminin daha hemen başlarında bu rakam 300 milyonlara geliyor. Artık hepimiz saatlerimizi burada geçiriyoruz. Artık her şey değişiyor dedik. İşte hep beraber en çok da bundan itinenlerden grupların başına geliyorsunuz tabii üniversite öğrencileri olarak. Öbür taraftan hani K12 grubu da işte biliyorsunuz EBA sistemiyle tanıştı. Onlar için de çok zor geçiyor hayat. Hala işte belirsizlikler var ama belli ki bu dönemde büyük ölçüde gidilemeyecek gibi gözüküyor. Bu EBA sistemi aslında dünyadaki birçok ülkeden de daha başarılı ve daha hızlı hayata geçti gibi. Ama öbür taraftan da biraz daha yine konuşacağız. Özellikle de öğrenmeye kafayı takmak lazım. Ben buna çok kalben inanıyorum. Bakın örneğin bizim de bankada yoğun kullandığımız platformlardan bir tanesi Udemy nasıl rakamlara gelmiş. Bu tarafta tabii biraz şirketlerin içerisine böyle hızlı girmek gerekirse hiç şüphe yok ki ortadaki kriz bir sağlık krizi. Dolayısıyla önce bu sağlık kısmını çok iyi yönetmek gerekiyor. Biz mesela bu açıdan bakıldığı zaman uzman doktorlarımız, iş yeri hekimlerimizle beraber bir anlamda bir bilim kurulu kurduk. Bunun hemen arkasından bir psikolog, hemen arkasından bağışıklık sistemini destekleyecek bir diyetisyenle. Ne zaman ki herhangi bir çalışanımızı ilgilendiren bir vaka varsa hemen bu doktorlar o çalışanımızla görüşür. Hatta gerekli durumlarda onun ailesiyle filyasyon kapsamında onun birimindeki arkadaşlarıyla görüşür. Bu dönemde hiç şüphesiz ki son 6 aydır birinci derdimiz, birinci odağımız çalışma arkadaşlarımızın, ailelerinin sağlıkları. O sağlığı tabii bir yandan korurken bir taraftan da psikolojik olarak da çok inişler çıkışlar yaşıyoruz. Özellikle bu Eylül'ü bence psikolojik olarak hepimizin dayanıklılığının test edildiği yıllar oldu. Bu konuda da destekler vermeye çalışıyoruz. Ortada ciddi bir belirsizlik var. Hani hatırlayın işte o karantinanın ilk zamanlarında bir normalleşme hayalimiz vardı. Haziran geldi normalleştik. Sonra tartışmaya başladık ya fazla mı normalleştik, hızlı mı normalleştik diye. Ya yaz geldi geçti ama umudumuz sonbaharla bu işlerin daha bir kontrol altına alınacağıydı. Öyle olmadı. Dolayısıyla hem psikolojik dayanık hem kurumsal dayanık bunlar çok önemli. Tabii kurumsal deyince aynı zamanda bunun finansal boyutu da hiç şüphesiz ki çok kritik. Dolayısıyla burada biz bütün şirketler biz derken aslında eminim ki bu 3 günlük etkinlikte daha birçok kez duyacaksınız bunu. Bir tarafıyla müşteri deneyimi, bir tarafıyla çalışan deneyimi. Her şey değişiyor dedik. Herhalde en çok da burada %146 online perakende siparişleri oranındaki büyümeyi görüyorsunuz ama sizin aranızda böyle bir şey yapsak tahmin ediyorum bu %300-500'leri bile bulmuş olabilir. Çünkü bu genel bir ortalama olmakla beraber gençlerin özellikle bu online ticarete doğru çok ciddi meyil ettiğini biliyoruz. Öbür taraftan da yine işte tüketicilerin %25'ten fazlası da mobil cihazlarını kullanmış alışverişlerde. Artık eğitim teknolojileri ciddi anlamda artmış durumda. Burada işte bir Çin örneğini görüyorsunuz. Öbür taraftan dijital satın alma ihtiyacında da çok ciddi artışlar var. Ve Dünya Ekonomik Örgütü'nün de yapmış olduğu çalışmalara göre artık büyük olasılıkla hibrit modeller gidecek. Kaldı ki biz de bunu çalışıyoruz. İşte bu 105 bin metrekarelik binada dediğim gibi 6 aydır 400-500 kişi devam ediyor. Artık hani call center'daki arkadaşlarımız, operasyondaki arkadaşlarımızın gelmesine gerek var mı? Muhtemelen gerek yok. Da artık onların İstanbul'da olmasına gerek var mı? Belki de gerek olmayacak diye konuşuyoruz. İşte. Buradan şuraya geleceğim. Tabii müşteri deneyimi de birazdan bahsedeceğim. Bizim veri bilimcilerle beraber daha detayına indiğimiz zaman burada bir 50 yaş sınırı var. Bunu da çok seviyorum çünkü ben de artık izninizle yaşımı söylemekte sakınca tam bu çizginin üstünde tam 50 yaşındayım. O yüzden de biraz buradanım, biraz da şuradanım gibi geliyor bana. Gençlere bakacak olursak onlar diyorlar ki biz deneyim odaklıyız. Fonksiyon olsun, hayatıma dokunsun. Onlar her şey hızlı olsun diyor. Her şey birlikte yapalım diyor. Tek noktada her şeyi çözeyim diyor. Sürekli yenilensin diyor. Hatasız olsun, self servis olsun diyor. Bakın halbuki benim bir tarafım 50 yaş üstüyse onlar iletişim odaklı. İletişim odaklılar ya kardeşim eskiye yeni adet getirmeyin diyor. Tamam hatasız olsun. Kızarsam bak
bak amirine söylerim ha diyor. Geç olsun ama güç olmasın diyor mesela. Mutlaka dekont isterim ben çünkü saygılıyım kardeşim diyor. Yani zamanında ödediğim halde neler neler bana ödenmedi dendi geçmişte diyor. Klasik banka olsun diyor. Her şey yüz yüze olsun diyor. Şimdi bunu dedim ya nereden bu farkları görebiliyoruz? Biz bundan önce 3 yıl önce arkadaşlar bir genel müdürümüzün inisiyatifiyle bir veri bilimi okulu kurdu. Bu yıl 3. yılı ve zannediyorum bankacılık sektöründe hani 80 tane data scientist olan herhalde birkaç bankadan birisiyizdir. Bu veri bilimi okulunda hem bir takım teknik eğitimler hem de bir takım soft skill eğitimler sunuyor bizim Deniz Akademi. Ve tam da o biraz önce gördüğünüz tarzda sorular üzerine. Mesela müşteri deneyimi nasıl değişiyor? Müşteri deneyimi değişirken bu İstanbul'da nasıl, Anadolu'da nasıl, yaş gruplarında nasıl, kadınlarda nasıl, erkeklerde nasıl? Tüm bu farkları bir takım ön yargılarla, bir takım bildik varsayımlarla değil de tam da tersine datayla anlamaya çalışıyoruz ve bu data konusunu, analitik konusunu bankanın her tarafında bir kültürel değişim haline getirmeye çalışıyoruz. Bu açıdan bakıldığında bir başka çok önemli Deniz'le biz hep böyle Deniz'le ilgili metaforlar kullandığımız için Deniz'de bir başka rüzgar daha var. O da agile rüzgarı. Başka kültürel değişim rüzgarı. Şimdi hani müşteri diyorduk ya, ya geç olsun ama güç olmasın diye. Bu şimdi dışarıda böyleyken aslında biraz içeride de böyleydi geleneksel yapıların içerisinde. Ne demek istiyorum? Bir proje yapılacak. Aman her şey şahane olsun. Her şey mükemmel olsun. En iyisi olsun. Geç olsun ama güç olmasın diye bakılıyordu. O yüzden de kaplan konusu çok detaylı çalışılır. Zaman ve bütçeye de ya yolda bakarız. Eğer yani gerekiyorsa da orada da bu şelale mantığının içerisinde de yolda gerekiyorsa bunları genişletiriz diyordu. Halbuki bugünün kafası artık böyle bir kafa değil. Sizin kafanız böyle bir kafa değil. Artık startup kafasıyla iş yapmak gerekiyor. Neden? Çünkü geç olmasın, güç olmasın falan değil. Yani gördünüz ya bu taraftaki 50 yaş altı müşteri beklentisini deneyin. Sürekli değişsin istiyor ve sürekli değişiyor zaten. Çok hızlı olsun istiyor. Dolayısıyla bir şey yapalım, az ve öz yapalım, görelim etkisini ve hemen değiştirelim. Dolayısıyla bir şey geliştirdik mi onu ölçümleyelim, oradan bir şey öğrenelim ve tekrar ve tekrar ve tekrar iteratif bir şekilde bütün bu süreçleri çalıştıralım. Bu şimdi dolayısıyla bir taraftan müşteri açısından müşteriye hızla adapte olmamızı sağlarken öbür taraftan da biz şunu da görüyoruz. Yeni nesil sizler geldiğiniz zaman direkt etki yaratmak istiyorsunuz. Öyle sadece işte buradaki şelale mantığının içerisinde birisi bana ne yapacağımı söylesin ben de onu yapayım değil de bir takımın içerisine gireyim ve o takımın içerisinde direkt etkim gözüksün. Bana o otonomi alanı sağlansın istiyoruz. Dolayısıyla agile rüzgarı sadece müşteri beklentileri açısından değil aynı zamanda yeni nesil çalışan beklentileri açısından da çok kritik diye görünüyor. Bir başka çok önemli aslında bugün değil ama özellikle bu işte veri, analitik ve yine agile rüzgarıyla beraber daha da önem kazanan başka önemli ne diyelim rüzgarlardan, dalgalardan bir tanesi de bu design thinking konusu. Burada da ne var? Burada da bu bizim yine bankada çok sık kullandığımız bir metodoloji açıkçası. Özellikle bu agile projelerde. Önce diyor bu metodolojiye bize empati kur. Ne demek? Yani sen masanın başında yine dedik ya takım varsayımlarla ya ben bilirim bu zaten böyledir. Bizim patron da böyle istiyor değil de gerçekten git sor kardeşim. Git sokağa çık. Git o neye dokunacaksa, kimin derdine ilaç olacaksa hatta duygusal boyutuyla, her boyutuyla da o insanı bir dinle. Onunla ilgili bütün verilere bak. Oradaki problemi, fırsatı, oradaki içgörüleri iyice tanımla ve bütün bu işin teknolojisini olabildiğince buna uygun tasarla. Yine büyük bir şeyden bahsetmiyoruz bak. Bir prototip geliştir. Bunun geçerli olup olmadığını, bunun çalışıp çalışmadığını gördüğünde eğer bütün her şey yolunda gidiyorsa da okey o zaman test ettikten sonra bunu hayata geçir, uygulamaya geçir. Tabii şimdi dışarısı değişiyor dedik, içerisi değişiyor dedik. Bu kadar değişim olurken biz durabilir miyiz? Genç profesyonel olarak. Hayır mümkün değil. Geçmiş neydi? Geçmiş işte okuldan çıkarsın. Bir tane uzmanlığın vardır. Ve o uzmanlık seni götürür. İyi haber arkadaşlar, ömürlerimiz uzuyor. Ben artık dedim ya 50 yaşındayım. Benimki de fena olmayacak büyük ihtimalle ama sizin ömrünüz çok daha uzun olacak. Tabii bu iyi haber artık iyi mi kötü mü ona siz karar verin. Çalışma süreleriniz de uzayacak büyük ihtimalle. Öyle görünüyor. Dolayısıyla artık sadece bir uzmanlıkla okuldan bir disiplini aldım, yürüdüm kariyerimin sonuna kadar bu mümkün değil. Bunu geliştirmek lazım. Hatta biz işte bu Ufuk Arhan'ın T İnsan kitabı vardır. Böyle iyi bir
ilerlemedir hakikaten. Tavsiye ederim. Öbür tarafta bir süre önce buna işte ki ayaklı uzmanlık, pi şekli deniyordu buradaki uzmanlık alanları. Halbuki artık tarak şekli deniyor. Dedim ya biz bu ecail dönüşüme başladık diye. İlk önce buna bizim teknoloji şirketimiz var, Intertech. Intertech'te başlamıştık. Bu senenin başında insan kaynaklarını da aldık. Ne yapmaya çalışıyoruz? Örneğin artık bir işe alımcı arkadaşım kendisini geliştirip data scientist tarafında geliştirebilir. Öbür taraftan işveren markası konusunda bu projelerin içerisinde geliştirebilir. Atıyorum gider kendisine sürdürülebilirlik konusunda geliştirebilir. Dolayısıyla birçok konularda geliştirecek, belki hatta gün gelecek buradaki geliştirdiği alanlardan insan kaynaklarının dışına çıkıp başka danışmanlıklar, örneğin Deniz Akademi ile yaptığı işbirlikleri sayesinde eğitim konusundaki uzmanlığını geliştirip belki bambaşka yerlere kayabilecek. Bunu zaten çok sık görüyorsunuzdur. Her sene bu Dünya Ekonomik Forumu ile beraber işte güncelleniyor, birkaç yıl daha öteye gidiyor. Ama ana trende baktığınız zaman tabii ki dijital beceriler diyelim. Bunlar, analitik beceriler, bunların arttığına hiç şüphe yok. Ama burada benim özellikle altına çizmek istediğim nokta bir taraftan da sosyal beceriler. Yine bir LinkedIn datasını her fırsatta söylüyorum. LinkedIn'e baktığınız zaman öğrencilere soruyor LinkedIn. Hangi becerilerinize odaklanmak istiyorsunuz diye. Öğrenciler teknik becerilerden bahsediyor. Halbuki LinkedIn aynı soruyu bu sefer insan kaynakları ya da öğrenme gelişim profesyonellerini soruyor. Gençler sizce hangi alanlarını geliştirmeli diye. Onlarsa sosyal becerilerini söylüyor. Yine bu sunumdan eğer benden size bir şey kalsın istersen bunun kalmasını isterim. Yani bakın burada hala lider, sosyal etki, sosyal zeka, duygusal zeka bunlar çok önemli. İlişkilerinizi, iletişiminizi geliştirmeniz çok önemli. Peki ne oluyor yani bu yetkinlikler meselesi pandemiyle beraber? En önemli unsurlardan bir tanesi işte buna da şimdi adaptasyon zekası da demeye başladı. Hakikaten bu kadar hızlı değişimin, dönüşümün olduğu yerde kendimizi buna çok hızlı adapte ediyor olmamız lazım. Ama bu kadar hem bilişsel anlamda hem duygusal anlamda bu kadar kendimizi geliştirirken hiç şüphe yok ki gün gelecek düşeceğiz. Burada da dayanıklı olmak çok kritik. Düşüncede kalkmamız lazım. Belki de bu işte resilience yine bu dönemin en önemli parçalarından bir tanesi. Önemli yetkinliklerinden bir tanesi. Şimdi burada zaten an be an size bir sürü platformlar, bir sürü imkanlar sunuyor. Öğrenci kulüpleri işverenler açısından hiç şüphesiz ki çok kritik. Öbür taraftan da yine bu buluşmaların çok ana odaklarından bir tanesi de şüphesiz ki staj. Bununla da ilgili bir referansım var. Bu son ayki Harvard Business Review'de sevgili Evrim Kur'an bir üniversite araştırmasını paylaştı. Bunun sadece stajla ilgili son bölümünü burada yer vermek istiyorum. O da şu, diyor ki öğrencilere soruyorlar %48'i staj yapmış. Genç profesyonellere soruyorlar. Bu arada öğrenciler 50 binden fazla, genç profesyoneller 20 bine yakın. Genç profesyonellerin %83'ü staj yapmış. Dolayısıyla çok net bir şey var sevgili arkadaşlar. Staj yapmak size fark yaratıyor. Çünkü staj yapmak aynı zamanda işte buradaki adaptasyon, esnek ve dayanıklılık açısından da size önemli öğrenme fırsatları sunuyor. Peki nasıl staj yapalım? Şu an pandemi var, staj yapamıyoruz. O yüzden de bizim 3 yıldan beri sürdürdüğümüz bu Deniz Aşırı online staj programını hakikaten bankacılık açısından da ne diyebilirim hani tavsiye ediyorum tabii ki. Çok güzel de geri bildirimler tepki alıyoruz. Bu pandemi döneminde yaptığımız Deniz Aşırı etkinliklerinde 700'den fazla arkadaşı mezun etmişiz. Bizim diğer asıl uzun yıllardır devam eden staj programımız ise Deniz'in İncileri. Deniz'in İncileri'ne özellikle burada yer vermek istedik. Bakın bu gerçek bir gerçek görüntüler. Bu sene daha birkaç hafta önce 110 tane arkadaş da bu programdan mezun oldu. İşte bütün o aldıkları eğitimleri buluşmaların sonunda onlara bir proje vermiştik. Verdiğimiz proje de özellikle çalışan deneyimi üzerineydi. Ve bakın işte öyle şu an dedim ya ofisteyken bile yalnızlık hissindeyiz. Dolayısıyla bir takım mobil aplikasyonlar geliştirdiler. Hem bu sosyal izolasyonu hem de iletişimi çözmek için harika öneriler getirdiler. Ve bu önerileri kim dinledi biliyor musunuz? Bizim şimdi çok yeni bir girişimimizle Aquarium. Yani burada bir kurum içi girişimcilik ekosistemi yaratıyor.
Bu kurum içi girişimcilik konusunda burada eğitimler verilecek, buradaki öneriler bu komite tarafından değerlendirilecek. Bir taraftan da dışarıdaki fintechlerle, hani belki sonra da konuşuruz, hiç şüphesiz ki gelecekteki bankacılık sektörünü en önemli ana değiştirecek rüzgarlardan bir tanesi bu fintech olacak. Bu fintechlerle kavga etmek, rekabet etmek mi, yoksa bunlarla işbirliği içerisinde olmak mı? Biz ikincisini seçiyoruz. Yine burada bir blockchain laboratuvarı kuruldu. Yine burada bir takım API pazarı da kuruluyor. Bir diğer konu da yeni medya girişimciliği. Burada da bir takım eğitimler yapılacak. Artık yeni medya çok önemli. YouTube'dan bahsetmeye gerek yok. Neredeyse bu pandemiyle beraber görüyorsunuz kullanım oranları iyice artmış durumda. Ben de buraya bir hemen bu anlamda bir ürün yerleştirme yapayım dedim. Biz de Haziran sonunda Deniz Akademi'nin YouTube kanalını açtık. Orada tam da o pandemiyle beraber işte Özlem Gürses'le artık yeni dönem başladı. Dolayısıyla burada hem sizlere, öğrencilere, gençlere dönük, hem profesyonellere dönük, hem de biraz böyle iş yaşam dengesiyle ilgili her hafta yayınlanacak içerikler sunuyor olacağız. Bir kanal sahibi gibi söyleyeyim. Bizi takipte kalın. Bizi takip etmeye devam edin.